Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracımız geldi, ilginç bir şey. Bizim ülkemizde olmayan bir motora sahip. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. 1.4 atmosfer, 80 beygir. Yani toplam 85 dahi değil. Bu motorlar bildiğim kadarıyla Polo'larda geliyor 85 beygir, hatta 100 olanları var. Fakat bu sadece 80 beygir. Plakasını araç sahibi gizlemene gerek yok dedi. Bu arada Rusya'nın benim yaşamış olduğum şehirden geldi araç. Tanımıyorduk, tesadüfen öyle geldi. Şöyle etrafını bir dönelim aracın ve içine bir bakalım. Skoda Octavia. Bu şekilde göstereyim. 2012 model. Yakıt filtresi hiç değişmemiş. Bu arada onu da söyleyeyim. Pardon. Yumuşak şuraları. İçerisi böyle 144.615 kilometrede bir araç. Temiz kullanılmış. Araç sahibi Sergi bakıma geldi. Bakımını yaptık. Motor bildiğimiz Polo motoru. Karteri dahi Polo ile birebir aynı. Güzel bir araç. Tam dolu değil. Bunlara baz diyorlar. Yani boş paket. Sadece önlerde cam kirkosu var. Elektrikli. Arkalar şu şekilde. Hani hep yakınıyoruz ya, bizim ülkemize en kötü araçları gönderiyorlar diye. Ben size daha fazlasını söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Yılı tam net olarak hatırlamıyorum ama 2014 ya da 2015'te Volkswagen yetkili servisine gitmiştim ve orada bir Golf 7 vardı. Teyip dahi yoktu. Teyipsiz dahi araç satılabiliyor Rusya'da. Hatta Lada'larda işte kirkosu olmayan, istetmesi olmayan araçlar çıkabiliyor. Jantları güzel, çelik jantı direkt fabrikadan bu şekilde geliyor. Yanlarda çıtalar yok. Yerleri var ama çıta yok. Normalde var mı? Oluyor mu? Normalde oluyor. Normalde oluyor değil mi? Şu ne diyoruz? Tozluk, çamurluk. Şu tozluk diyoruz. Bunlar orijinal. Orada geliyor. Önlerde ve arkalarda. Şu şekilde. Orada böyle bir ihtiyaç var çünkü sürekli kış, 6-7 ay boyunca kar, ıslak. Klima mı yok bunda? Ben mi öyle görüyorum? Evet, çok ilginç. Klima yok. Biraz kandiyor aracı. Kandiyor aracı. Evet, klima yok mesela. Çok ilginç. Şimdi fark ettim. Aracın kliması yok. Altında muhafazası. Takıldığı şeye bakar mısın? Evet, sadece alternatör. Ve o kadar. Bitti. Başka bir şey yok. Yani gergi dahi yok. Göster bakayım bir daha. V kayışı gergisi dahi yok. PK736 kayış numarası. Yani çok ilginç. Bizde demek ki araçlar daha dolu geliyor. Kliması olmayan Skoda Octavia 2012 model. Çok ilginç. Bakın bize gelen araçlarda şurada ses keçeleri oluyor. Ses keçesi yok. Kaputta keçeler oluyor mesela. O yok. Kaputtaki keçe yok. Çok ilginç değil mi? Vestanozun altında hiçbir koruma yok. Yani Vestanozun etrafı bizde çepeçevre çevrili geliyor bize gelen araçlarda. Bunda herhangi bir şey yok. 144.000'de hiç herhangi bir olumsuz bir şey yaşamamış araç sahibi. Gayet güzel kullanıyor. Çekişi nasıl onu sormak istiyorum. Ama arkadaş telefonda, soramayacağım. Sadece su radyatörümüz var. Önü açık şekilde gördüğünüz gibi. Rusya'da inanın bana araç bakımı çok zor. Fanın bir tanesi yine yok. Tek bir fan var. İkinci fanın yeri boş ve bu orijinal olduğunu biliyorum. Çünkü bilmeyenler için söyleyeyim, Rusya'da yaklaşık 15 yıla yakın yaşadım. Manuel vites bir araç. 5 ileri diyecektim az kalsın. 5 ileri. Bazı paket diyorlar. Yani en boş paket olanlardan diye düşünüyorum ama bundan daha boşu yoktur diyeceğim ama vardır. Çünkü bunda mercekli farlar var. Farı yıkama yok ama mercekli far var. Merceksiz olanı da vardır herhalde diye düşünüyorum. Aynası boyasız. İlginç. Sizin de ilginizi çeker diye çekiyorum bu videoyu. Hatta bugün yayınlayacağım 06.12.2022 tarih. Bagaj открыть можно? Bagajını açabilir miyiz diye sorduk. Bir açalım. Bunların en çok sevdiğim bagaj. Çok büyük. Bagaj сколько литр тут, Сергей? 550. 550. 550 litre bagajı varmış. Gerçekten bayağı bir büyük.
Temiz, düzgün. Ruslar araçlarına bakıyorlar arkadaşlar. Çoğu zaman bakımlarını kendileri yaparlar. İlgilenirler araştırmayı. Yani bir araç alacakları zaman en az bir 5-6 ay araştırıp ondan sonra aldıklarını biliyorum. Araçları. Bakın şuralara sürekli bagaj amortisör girişini dahi yağlamışlar. Orada tozlar birikmiş. Kesinlikle araçlarına bakıyorlar. Yani bu konuda bizden daha iyi olduklarını biliyorum. Şunu plastik yapmışlar. Ses yapıyordur illaki. Plastik olmasaydı daha iyiydi ama baktığımız zaman şu etiketlerden anlıyoruz ki orijinal. Nikraşın Nibita da. Evet, hiç hiç kazaya. Aha. Arka tamponu sadece boyatmış. O da bir yere takıldı diyor. Arka tamponu boyattık diyor. Boyattıktan sonra zaten bir daha bir yakalamışlar. Plakalık izi. Biri arkadan dalmış. Belli şöyle baktığınız zaman. Plakalık izi neredeyse numaralar görünecek. Ama göremiyoruz. Zaten aracın boyalı olmadığı belli. Evet. Bizim ülkemizdeki gibi kimse boyaya bakarken kazımıyor. Ama bu boyalı veya değil takıntısı bizde olduğu gibi Rusya'da da Ruslarda da var. Belki Avrupa'da yoktur ama Ruslarda var. Kışın kesinlikle çivili lastik kullanıyorlar. Çivili lastik olmadan orada araç kullanmak tehlikeli. Zordan ziyade tehlikeli oluyor. Güzel bir araç. Ama motor zayıf diye düşünüyorum ben. Aynen. Aynen. Bu şekilde Rusya'dan buraya gelmiş. Zor olmuştur tabii ki. ABS var. Yok demeyelim, ABS'si var. Şu eski sistem bildiğiniz karbon filtresi. Yani depodaki benzin havasını buraya basıyor. Buradan da süzülerek, içinde karbon kömürü var. Süzülerek motora hava olarak veriliyor ki dışarıya herhangi bir koku vermesin. Herhangi bir tehlike saçmasın. Bir yangın, patlama, herhangi bir şey olmasın diye. Yani böyle bir araç. İşçilik burada çok rahat olacaktır. Küçücük bir motor. Çok geniş. Bakımını yaptık. Yakıt filtresi hani yakınıyoruz ya. İşte Türkiye'de değiştirmiyoruz diye bu araçtan çıkan yakıt filtresine bakalım. Bakın 02 05 2012 yakıt filtresi, araç da 2012. Yani orada da hiç değişmemiş. 144 bin kilometre boyunca hiç değiştirmemişler. Biz tabii ki kaçırmıyoruz böyle şeyleri. Kesinlikle değiştiriyoruz. Ve bir sürü ortak tanıdığımız var bu araç sahibiyle. Şurada 2 yazıyor zaten, 2012. Yani 22 yaşında ben Rusya'ya gitmiştim. İşte o gittiğim, yaşadığım şehirden geliyor arkadaşlar. Çok fazla ortak tanıdıklarımız da var. 102 Ufa'nın, Başkiriye Ufa'nın plaka numarası. Evet. Umarım güzel bir video olmuştur. İlginç olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.